Evet, bu videoyu biraz net görüntü alabilmek için arka kamerayla yapacağım. Önüne de çok net bir görüntü alamıyorum yani. Güneş çok fazla. Yani rüzgar olmasa resmen kavrulacağım yani. Şimdi şurası geldiğim sahilin öteki tarafı, yani geldiğim yer şurası. Bayağı bir yürüdük. Burada güzel ağaçlık yapı var. Çok güzel doğal bir yapı. Doğal şezlonglar. Yani doğal şemsiyeler böyle. Keşke tam çekebilse kamera. Yani gördüğüm de şekli çok farklı. İnanın. Daha canlı renkler var burada. Burası enteresan bir bölge. Yani denize girmek için, yani şu göstereceğim karşı taraf, yani şu kayalık yapı çok enteresan bir yapı. Özenle yapılmış gibi. Oraya gitmek de çok kolay. Gördüğünüz gibi adam ta nerede? Diz kapağına geliyor. Deniz seviyesi. Ben de mi gideyim diyeceğim de. Cüzdanı elime alayım bari. Kum yapısı harika. Muhteşem bir kum yapısı var. Şurada bir köprü var. Oradan içeri dere gibi devam ediyor. Tekneler var girip çıkan. Aynen Fethiye çalışır. Yani hiç fark yok. Fethiye'nin tekne kooperatifinin girip çıktığı kanalla aynı yani. Böyle dümdüz devam ediyor. Yok böyle bir şey. Bak adam ta nerede? Hala beline gelmemiş demiş seviyesi. Şurada kesinlikle çok güzel dalış yapılır. Oradan devam edersek balık vurmak çok kolay olacaktır. Şu anda deniz seviyesi alçalmaya başladı bu arada. Tekrardan bir alçalış var burada. Biraz yükselmişti, tekrar alçaldı. Güzel yani. Burada çoluk çocuk gelsin, denize girsin. Tabi burada denizin içi tamamen altın tozu gibi kum olduğu için, dalga da olduğundan dolayı o kumların yaptığı bir şey var. Böyle berraklığı kaldıran bir, yani bir toz bulutu oluşturan durum var. Bunu denizin rengi olarak algılamayın. Bu tamamen kumun dağılmasından kaynaklanan bir şey. Kayalık yerlere gitseniz eminim ki 10-20 metreden denizin dibini cam gibi görürsünüz yani. Ki zaten adalar, koylar zaten öyle. Bu bölgede burası artık tropik bir nokta. Şu anda tropik bir alandayım. Şöyle değişik, hiç görmediğim ağaçlar var. Biraz yakınlaştırmaya çalışalım.
Güzel kuş sesleri geliyor. Evet. Şöyle ileri doğru yüzmek isterdim ama gözlük, cüzdan, telefon. Ayrıca şu anda pek yüzüm yok. Yani şurada bir yere koyabilirim, bir şey olmaz. Yani bu çok güvenli bir yer bu arada, onu söyleyeyim size. Yani çok güvenli derken de size bağlı bir şey yani. Hareketlerinize falan bağlı. Koşu yaparak geri döneceğim. Biraz spor yapmak istiyorum. Denizin içinde spor yapabilirim de. Bugünlük planım koşu. Burada aktiviteler çok. Yani dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bu sahilde koşu yapıyor. İngiliz, Avustralyalısı, Amerikan falan. Amerikalısı. Her türlü insanla tanıştık. Hepsini gördüm. Ruslu, Alman falan. Herkes burada ya. Adalar, koylar buradan da güzel. Ben sadece burada çalıştığım yer kapanana kadar çalışacağım için şimdilik buradayım. Yani yaklaşık bir ay sonra kapanacak. Belki 20 gün, belki 30 gün o arada. O sürede burada olacağım. İş koşullarımız iyi. Yani Türkiye'de günde 200 lira, 300 lira harcıyormuş gibi yaşıyorum, emin olun yani. Hani burada yaptıklarımı Türkiye'de yapmaya kalksam 200-300 lira rahat gider yani. Her gün. Her gün. Yani Türkiye'de böyle bir ortamda bulamam yani. Bu dere de böyle. Böyle de çekelim. Cüzdanı koyalım da. Burası da çok keyifli, renkli bir yer. İnsanlar rahatsız olmuyor çekiyorsunuz diye. Bunu İstanbul'da yapsanız küfür ederler size. Ne çekiyorsun lan derler. Kavga çıkar valla. Takıntılı ve hasta bir milletimiz var yani. Hasta kelimesi, hastaya hakaret olur ya. Hadi netle, netle, netle. Ya ben bu telefonu ne edeyim ya? Bu kamerayla ne edeceğiz böyle? Yine de idare ediyor canım. İdare. Bu arada böyle deniz kabukları, işte deniz atı, deniz yıldızı falan bu tür şeylerle ilgileniyorsanız, merakınız varsa burası, burada çok rahat buluyorsunuz. Her yerde, kumsalda bile bulabiliyorsunuz. Şimdi kamera ayarlarını değiştirip ufak bir çekim yapıp geri döneceğim. Ciao.